yenibitpazarı.com. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Retit şarjlı 4.8 volt 1.3 amper zımba makinesinin tanıtımını yapacağım. Zımba makinesi bu şekilde, gördüğünüz gibi şarjlıdır. Bataryası burada. Bu ürün piyasada bildiğimiz zımba telleri ve 1,5'luk santim uzunluğunda çiviler, bu şekilde başlı çiviler çakar. Şimdi ilk açıklamam ne olacak? İlk açıklamam, bu ürünü neden piyasanın yarı fiyatına veriyoruz? Bu ürünler yaklaşık 2 yıldır depoda bekliyor. Depoda beklediği için bazılarının bataryalarında akmalar ve ufak tefek nemlenmeden dolayı problemler oluştu. Biz bunların arasından en temiz olanlarını seçtik, kontrol ettik. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bataryanın ömrü yaklaşık 5 yıl civarında. 2 yıllık bir ömür tabi depoda gitti. Şimdi ister istemez bataryanın ömründe bir azalma ve yavaşlama olur. Ürünler kesinlikle faturalı ürünler ve garantisi devam ediyor. Biliyorsunuz bataryalı ürünlerde batarya kesinlikle garanti verilmiyor. Garanti verilmediği için biz de garanti vermiyoruz, ama ürünün kendisi bu şekilde garantili bir ürün. Yani yine faturalı bir şekilde adresinize geliyor. Bu ürünlerde şöyle örnek veriyorum, hata oldu. Dediniz ki batarya 1 yıl sonra öldü veya 2 yıl sonra öldü. Ne yaparım? Bu bataryanın giriş noktası içerisinde bulunan şurada 2 tane saç var. Artı ve eksi. Burada adaptörünü değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu adaptör orijinal adaptörü, üzerine gelen şarj aleti. Şarj aletiyle birlikte duruyor. Biz 5 volt 2 amper gibi bir adaptör buluyoruz. Ve adaptörle bunu bu şekilde sağlamlaştırıyoruz. Yani kısacası bu ürün artık defolu bir ürün olarak size satılıyor. Biz normalde bunu hiç size fark ettirmeden sıfır ürün diye de satabiliriz. Başınız 1-2 yıl sonra ağrısa yine garantiye gideceği için, batarya yine garanti olmayacağı için bizim için bir sıkıntı olmazdı. Fakat biz piyasanın yarı fiyatına ve en güzel şekilde sizlere bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü kendimiz beğenmediğimiz bir ürünü veya içimize kılçık kaçan bir ürünü kimseye daha pahalıya satmaya çalışmıyoruz. Ben kısaca neden ürünü ucuz verdiğimizi anlattım. Ürünler dediğim gibi yine faturalı ve 2 yıl garantili. Ama sadece makine grubuna batarya vermiyoruz. Biz test etmediğimiz, denemediğimiz, emin olmadığımız ürünü de size kesinlikle göndermiyoruz. Bundan emin olun. Şimdi ikinci kısım, makinenin tanıtımını yapayım. Makinede şöyle bir şey var. Bataryamızı takıyoruz. Bu şekilde. Tabi bataryaları ilk aldığımızda bir en az bir 8-10 saat şarj ediyoruz. Şuradan zımba telimiz var. Zımba telleri çeşit çeşit. Piyasada biliyorsunuz en çok satılan zımba teli. Döşeme tabancası teli diye geçer. 8, 6 uzunlukları 12, 14 ve 16 olarak. İşte bütün o döşeme tabancası piyasada en çok satılan zımba telini çakıyor zaten. Kendisi de bu şekilde. Ölçülerini zaten vereceğim size. İşte bu şekilde zımba telini yerleştirdik. Biz bunu test etmek için şöyle bir şey yaptık. Bataryasını 8 milim MDF bir batarya doldurduk. 8 milim MDF'ye bir batarya dolusu zımba çaktık. Bir bataryada yaklaşık 200-220 tane zımbayı sorunsuz çaktı. Tabi bunların arasında neleri çaktı diyeceksiniz. Altılıklar, sekizlikler, onluklar, onikilikler ve onörtlükler var. Onörtlükleri de çakıyor. Yalnız onörtlükleri işte bazen bu şekilde bataryası azaldığı zaman ya da tam tetiğe basmadığımız zaman hata verdiği için bu şekilde yükseltiyor. Yani çakmıyor dediğimiz. Kısacası çakmıyor. Ben size bir tane bunu yavaş çekimde de anlatacağım. Bir tane çakım yapacağım. Mesela şu an taktığım zımba teli 8'lik bir zımba teli. Yani 8 milim uzunluğunda. Bununla havalı zımba tabancalarına göre farklı bir yöntemle çakmanız gerekiyor bunu. Çünkü şöyle söyleyeyim. Zımba, havalı zımbada tetiğe bastığınız anda piston gidip gelir. Boşta bile olsa şeye atar. Bunda emniyet mekanizması var. Şu gördüğünüz emniyet mekanizması şekilde. Buna pres yapmadığı sürece zımba devreye girmiyor. Ne yapıyoruz? Şu şekilde 8 milim MDF'den bahsediyorum. Bu neden MDF? Çünkü sunta ya da ağaç çok yumuşaktır. MDF çok serttir. Bu makinenin sert bir zemine bile bastığını kanıtlamak için gösteriyorum. Şimdi şu şekilde ilk önce tetiğinin değmesine bakıyoruz. Tetiği dedikten sonra istikrarlı bir şekilde yine basılı tutuyoruz burada. Havalı zımbalara gibi çekmiyoruz. Yani basacak değil bu çünkü. Burası sürekli basılı, baskı haline duruyor. Tetik de aynı şekilde. Tetiği de aynı şekilde baskı haline tutuyoruz. Kesinlikle ne tetikten ne de emniyetten salmıyoruz. Yani gerekirse bazen şu şekilde tutabileceğiniz yere olursa tutun. Ki salmayın ilk etapta eliniz alışana kadar. Bakın ben bir tane baskı yapıyorum. Şu şekilde tuttuğum tetiğime de basacağım şimdi.
Evet, gördünüz mü? Yani burada ne yaptı? Tam olarak istediğimiz zemine oturdu zımba. Yani sorunsuz olarak oturdu. Şimdi bunun gibi mesela çiviler aynı şekilde. 1,5'luk çivi. Şimdi ben size çiviyi de göstereyim. Zımba tellerinden bayağı bir çeşidi var. Mesela bu 1,5 santimlik çivisi. Çiviyi de bu şekilde kafa şuraya gelecek şekilde, altı gelecek şekilde koyduk. İttirdik. Bu şekilde koyduk. Şimdi 1,5 santimlik çivi çıkacağız. 1,5 santimlik çivide de aynı şekilde. Hiçbir şey değişmiyor. Yine presi yapıyoruz. Yine tetik elimizde. Tetik elimizde. Yine basılı tutuyoruz ve salmıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. MDF gibi sert şeylerde çivi ve yüksek olan 14'lük 16'lık dediğimiz zımbalar MDF gibi sert zeminlerde bazen sıkıntı veriyor. O yüzden MDF'de özellikle 6 milim 8 milim zımba gibi şeyleri kullanın. Çiviler maalesef sorun çıkarıyor. Sunta ve ağaçta da hiçbir sorun yaşamazsınız. Çok yumuşak bir zemin çünkü. Çok yumuşak olduğu için her zaman çakabilirsiniz. Şimdi ürünle ilgili müşterilerden gelen bazı şikayetleri anlatacağım. Şimdi ben size biraz önce şeyi gösterdim. Zımba telinin nasıl çakılacağını gösterdim. Şimdi hataları göstereceğim. Ne tür hatalar yapıyoruz? Biraz önce nasıl çakılacağını söyledim. İstikrar olacak. Yani kesinlikle tetikten salmıyoruz. Bu şekilde pres yapıyor. Elimizi tetikten de çekmiyoruz. Yapılan hataları söylüyorum. Hata 1. Mesela şu şekilde bir hata var. Tetiği sanki zımba tabancasını basar gibi basıp çekiyor. Bak bu şekilde yapanlar var. Bu şekilde yaptığınız zaman kesinlikle daha mekanizma devreye girmiyor. Girse de yarım kalıyor bazen, o yüzden basmıyor. İkincisi tetiğe basıyor fakat şu bölgeyi hemen kaldırıyor. Bakın şöyle pres yapmadan kaldırdı. Gördünüz mü? Pres yapmadan kaldırdı. Ne oldu? Burada bir yükseklik, tepecik oluştu. Yani tam anlamıyla girmedi. Ben aynı şekilde istikrarlı bir şekilde pres yapıyorum. İstikrarlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yine tekrar tetiği basılı tutuyorum. Salmıyorum yani. Şimdi de şurayı çaktım. Gördünüz. Yani bu hatayı yapmayın. Çünkü zımba basmıyor diye bir düşünce oluşur sizde. Zımba basıyor, emin olun. 14'lükleri bile aslında MDF'ye çaktım ben. Çünkü bataryanın biraz full doluyken hiç sorun çıkarmıyor. Ayrıca buradan da ayar yapıyorsunuz. Kademe, yay ayarı. 6. kademe, 5. kademe, 4. kademe diye bu pres yapacağınız yerlere de bu şekilde ayarını yapabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi üründe bir sıkıntı yok. Sadece sıkıntılı olan ürünümüz bataryasında. Batarya zaten kimse garanti vermiyor. Biz size elimizden geldiğince dürüst davranıyoruz. Problem yaşadığınız zaman size tekrar yardımcı olacağız. Servis dediğimiz gibi sadece zımba tabancasına bakıyor. Batarya kimse garanti vermiyor. Bataryalar 2 yıl depoda kaldığı için biz bu ürünleri alıyoruz. Kontrol ediyoruz. O şekilde gönderiyoruz. Yaklaşık elimizde 1000-2000 civarı da ürün var. Ayrıca ürün size şu şekilde gelecek. Bu görmüş olduğunuz pakette. Bu şekilde kendi kutusu var zaten. Kutusuyla beraber üzerinde faturası evraklarıyla beraber gelecek. Tabi bunun yanında size bir de ekstra hediyemiz olacak. Ekstra hediyemiz nedir diyeceksiniz. Mesela örnek veriyorum, yaklaşık 200 tane olan ikilik zımba çivisi. Bu bir tane hediyesi var. Sonra bir sıra yaklaşık yine 200-250 tane demeyiz 14'lük zımba teli. Bu piyasadan zımba telinden çok rahat bulabiliyorsunuz. Ayrıca biz de satış yapıyoruz. İnternet sitemizden bakabilirsiniz. Sonra yine 12'lik olan bir zımba telimiz. Şu bir sıra olduğu şekilde geliyor. Ben kısa gösterdim, özür diliyorum. Hemen arkasından bir tane daha göstereceğim. Aynı şekilde. Yine bir sıra şu, özür dilerim. Şu 12'lik. Evet. Şu şekilde 12'lik. Bir tane 10'luk ve bir tane de 8'lik olmak üzere. Toplam şu şekilde paketten de. Toplam. Ya bunlar, özür dilerim, şu şekilde. Sıra bu şekilde. 200 tane bundan, bir sıra bundan, yani burada yaklaşık 150-200 civarı. Bu da aynı şekilde 150-200. Bunlar da 150-200 tane civarı olmak üzere. Sizlere 5 farklı zımba telinde paketin içerisinde hediye olarak gönderiyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa telefonla ulaşabilirsiniz bizlere her zaman. Teşekkürler. Alışverişte güven, üründe kalite, uygun fiyat. Ne aramıştınız? Garantili ikinci el ürün, defolu kusurlu ürünler, kiralık ürünler, alış, satış, takas, kiralama için. yenibitpazarı.com